Sevgili Yalovalı kardeşlerim, aziz hemşehrilerim, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yalova benim evim, ben Yalovalıyım. Değerli hemşehrilerim, evimde sizlerin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu soğuk havada, bereketli günde böylesine büyük bir coşkuyla bizi karşıladığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Üzerimde bir emanet var, bir selam var. O selamı sizinle paylaşmak istiyorum. Milletin adamı, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bugün buraya hasret gidermeye geldim. Muhabbet etmeye geldim. Buradan, bu meydandan Altınova'yı, Armutlu'yu, Çınarcı'yı selamlıyorum. Çiftlikköy, Termal'e sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yalova, büyük güne hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Yalova ne diyor? 16 Nisan'da bir olup, beraber olup Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaya hazır mıyız? Türkiye'yi il il geziyoruz. Meydanlarda coşkuyla milletimizle buluşuyoruz. Türkiye'nin her köşesinden, her kokusundan size selam getirdim. 15 yıldır sevgili Yalovalılar, el ele, gönül gönüle yolumuza devam ediyoruz. Bu kutlu yolda Yalova bizi asla yalnız bırakmadı. Her daim destek oldunuz. Siz 2007'de AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi mecliste Cumhurbaşkanını seçemezsiniz dediğinde biz de dedik ki eğer biz seçmiyorsak Aslı seçer, millet seçer ve Cumhurbaşkanının doğrudan millet tarafından seçilmesi için halk oylamasına gittik. 2007 21 Ekim'de Yalova %63 üzerinde oy verdi, destek verdi. Türkiye milletin adamını 2014'te seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yaptı. Yalova her zaman bizi sevgiyle, heyecanla, coşkuyla karşıladı. Biz de sizlere hizmet etmekten yorulmadık, yılmadık. Gücümüzü sizden aldık, emanetinize daima sahip çıktık. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. 780 bin kilometre kare vatan toprağının her karışının hakkını, hukukunu korumanın gayreti içerisinde olduk. Her ilimize, her ilçemize, her köyümüze hizmeti ulaştırdık. Ayrıştıran değil, bütünleştiren olduk. 80 milyonu kardeş bildik. Şimdi ülke olarak tarihi bir değişimin arefesindeyiz. 16 Nisan'da aydınlık Türkiye'nin kapılarını ardına kadar açmaya var mısınız? Türkiye'yi
büyük hedeflere taşımak için beraber yürümeye var mısınız? Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Yalova'yı hatırlatıyor. Sağ olun, var olun. Yalova bizimle mi? Yalova'nın gönlü zengin insanları bizimle mi? Milletimiz, inanıyorum ki değişime bir kez daha evet diyecek, ülke sırtındaki yükleri atacak, ayağındaki parangaları çözecek. 16 Nisan sözde, kararda milletin olacak. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Değerli kardeşlerim, Türkiye artık 2002 öncesinin Türkiye'si değil. Biz büyük Türkiye diyoruz. Bazıları hala küçük olsun, bizim olsun diyor. Biz daha güçlü bir ülke istiyoruz. Onlar Türkiye yerinde saysın diyor. Biz daha istikrarlı bir Türkiye hayal ediyoruz. Onlar güçlü Türkiye'nin hayalini kurmak bile istemiyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerini ve daha ötesini gerçekleştirelim diyoruz. Onlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı bile anlamaktan aciz kalıyorlar. Cumhuriyetimiz 1923'te kuruldu. Üzerinden sevgili Yalovalılar 94 yıl geçti. 100 yıla 6 yıl var. Ama bakın 94 yılda Türkiye 65 hükümetle tanıştı. Bir yıl 6 ay 1,5 yıllık hükümetlerle nasıl olacak? Eğer istikrar olsaydı, her 5 yılda bir seçim yapılsaydı, bugün 65. hükümet değil, 19. hükümet kurulacaktı. Şimdi soruyorum Yalova, buradan güçlü Türkiye, istikrar, güçlü iktidar çıkar mı? Buradan sürekli hizmet, sürekli yatırım çıkar mı? Mevcut sistemle, işte az önce söyledim, hükümetin ömrü 1,5 yıl bile değil. 1,5 yıldaki hükümet ne yapabilir? Türkiye'nin hangi sorununu çözebilir? Sadece gelir, hükümet kurulur, tebrikleri kabul ederler, briefingleri alırlar ve ondan sonra da valizini toplar giderler. Hizmet bir başka bahara. Bu ülkeye, bu millete yazık etmez miyiz? Bu ülkenin kaynakları, enerjisi boşa harcanırsa bu bir israf olmaz mı? Bu düzen böyle devam edemez. Sağ olun. Bu millet, Yalova son 15 yıl AK Parti dedi. Arkamızda durdunuz, destek oldunuz ve ülkemize çok güzel işler kazandırdık. Ama bunun AK Parti'ye bağlı olmadan, kişilere bağlı olmadan gelecek için süreklilik arz etmesi lazım. Bazen diyorlar ki bu sistemi Recep Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor. Buradan Yalova Meydanı'ndan söylüyorum. Getirdiğimiz bu sistem değişikliği
Erdoğan için değil, Erdoğan içindir. Erdoğan için değil, Erdoğan içindir. Artık bu milletin boşa harcayacak bir saniyesi bile yok. Değerli kardeşlerim, bugünlerde yeri gelince bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla, gurbetçilerimizle, memleket sevdalılarıyla buluşmamızdan rahatsız oluyor ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyorum. Siz bunu yapmakla hayır kampanyasına destek oluyorsunuz. Onlar da hayır demek serbest, evet demek yasak. Uygulanan bu çifte standart Avrupa'nın demokrasisine, insan hakları savunuculuğuna büyük zarar veriyor. Terör örgütleri, FETÖ, PKK, yandaşları Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak, gıkın çıkmayacak, Türkiye'den bakanlar gidince, milletvekilleri gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok böyle yağma. Ne yaparsanız yapın, vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız. Şimdi bakıyoruz, bu değişikliğe, sevgili gençler, bu değişikliğe kim karşı çıkıyor? HDP karşı, Almanya karşı, FETÖ karşı, Hollanda karşı. Demek ki bu işte bir yanlışlık var. O halde evet diyeceğiz, sandıkları da tıka basa dolduracağız. Onların da hak ettiği cevabı en iyi şekilde vereceğiz. Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Bu Hollanda'nın bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Ve bir daha ülkemize, vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır. Değerli kardeşlerim, ben buradan bütün gurbetçi kardeşlerimizi, 5 milyon memleket sevdalısına şunu söylüyorum. Aman tahriklere kapılmayın, provokasyona gelmeyin. Sizin bu yapılan insanlık dışı uygulamalara vereceğiniz en güzel cevap 16 Nisan'da evet, evet, evet cevabıdır. Demek ki ve bu aziz millet Türkiye'nin yükselişinin devamı için, güven ve istikrar için sandığa gidecek, cevabı verecek. Değişime, istikrara, büyük ekonomiye, daha fazla iş, daha fazla kalkınma, daha fazla büyük hedeflere Yalova hazır mı? Bizimle Türkiye'yi daha müreffeh, daha aydınlık yarınlara taşımaya var mısınız? Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim,
Yalova'ya hizmet gelsin, yatırım gelsin diye 15 yıldır çalışıyoruz. Ha bu arada ben Yalova'ya 2002'den beri değil, 1994'ten beri hizmet ediyorum. Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda Yalova'ya iskeleler yaptık. Hızlı feribotlar koyduk. Kartal'dan, Kabataş'tan, Yeni Kapı'dan hızlı deniz otobüsleri seferlerini başlattık. O günde biz bu eserleri yaparken Yalova'ya bize karşı çıktılar. Buranın belediyesi karşı çıktı. Buranın o bildiğimiz hayırcı tayfası, istemezlikçileri hep karşı çıktılar. Ama biz dedik ki Murat da bir inattır, yapacağız, Yalova'yı İstanbul'a bağlayacağız dedik. O gün bugün Yalova'yla beraberiz. Değerli kardeşlerim, çünkü biz meydanlara gelip o isteyen seçimden sonra da kaybolup gidenlerden değiliz. Hesap ortada, kitap ortada, hizmet ortada. 15 yılda Yalova'ya 7 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. 2002'de Yalova sadece 16 milyon ihracat yaparken bugün 700 milyon doların üzerinde ihracat yapar hale geldi. Toplam okullardaki derslik sayısını %100 arttırdık. 1410 konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. Adalet Sarayı'nı hizmete aldık. 2008'de Yalova'yı üniversite şehri yaptık. Gençlik merkezi, yüzme havuzları, Altınova spor salonu ve yat limanlarını hizmete aldık. Şurada görüyorsunuz tersaneler bölgesini Yalova'ya kazandırdık. 10 binden fazla insan çalışıyor, aş, iş temin ediyor. Değerli kardeşlerim, Çınarcık Hastanesi'ni, fizik tedavi merkezini açtık, hizmete verdik. 2005'te Yalova'yı doğal gazla buluşturduk. 15 yılda tarıma ve hayvancılığa çok önemli destekler yaptık. Çiftçilerimize desteğimiz sürüyor. Bu seneden itibaren mazotun yarısını da devlet verecek, yarısını da çiftçi kendi kullanacak. Gökçe Barajı'nın su kapasitesini artırdık. Yalova'nın içme suyu problemini çözdük. Bakın şurada, Bursa'dan, Çiftlikköy'den gelirken şu kavşakta ne kadar beklediğinizi hatırlayın. Şimdi oraya köprülü kavşak yaptık. Bursa'ya Yalova yolunu direkt Çiftlikköy tarafına üstten bağladık. Alttan da Yalova'ya devam ediyor. Şimdi bölünmüş yol. Yalova'da 25 kilometre bölünmüş yol vardı. 81 kilometreye çıkardık. Yalova, Topçular, Altınova, Gölcük, Altınova, Yalova, Çınarcık ayrımı, Termal yolu, Armutlu çevre yollarını bitirdik, hizmete aldık. Ama şimdi daha bir işimiz var. Armutlu'dan Yalova'ya gelen direkt Yalova'nın güneyinden Bursa'ya bağlanan yolu da 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul, bakın gençler, 50 senedir Körfez Köprüsü konuşulur. Körfez'e
köprü yapacağız diye 1970'ten beri konuşuluyor. AK Parti konuşmaz, AK Parti yapar. Onlar konuşur, onlar konuşur. İşte o kadar. O güzel köprüyü görüyor musunuz? Osman Gazi Köprüsü 36 ay, 3 yılda bitti, 3 yılda. Helal olsun. Dünyanın 3. büyük köprüsü. Dile kolay. Bu köprü yapıldı. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Hemen köprüden geçin. Verelim İstanbul. Bir saat bile sürmez. Eyvallah. Evet. Bugün bu köprünün devamını İznik'e kadar, Gemli'ye kadar açtık. Şuradaki tünelleri hatırlayın. Samanlı'daki tüneller bitti. Gemli'ye kadar açtık. Şimdi Gemlik Bursa arasını da bugün açıyoruz. Buradan oraya geçeceğiz. Artık şuradan otoyola girince doğru Bursa'ya, hiç trafiğe takılmadan. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilçede Altınova ilçe hastanesinin yapımı devam ediyor. Yalova, Çınarcık, Armutlu yolu az önce söyledim, bitiyor. Yeni konutlar yapılıyor. Armutlu, Sarpdere, Yumrudere barajları yapılıyor. Şimdi size merak ettiğiniz müjdeyi veriyorum. Yalova'ya 400 yataklı bir şehir hastanesi kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sene içerisinde inşallah temelini atacağız. Değerli kardeşlerim, yağmur yağıyor, rahmet yağıyor ama ben gönlüm razı gelmiyor. Sizi bu yağmurun altında daha fazla bekletmek istemiyorum. Ve bütün kalbimizle inanıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızımıza hız katacak, gücümüze güç katacak. Türkiye için yeni ve parlak günler 16 Nisan'dan sonra başlayacak. Bu sistemle demokrasimiz daha da gelişecek. Artık milletin 5 yılda bir önüne sandık konacak, zırt pırt seçim konuşulmayacak. Yönetimde istikrar ve dinamizm olacak. Cumhurbaşkanlığıyla milletvekilleri aynı gün seçilecek. Seçim akşamı hükümette belli olacak, milletvekilleri de belli olacak. Artık seçim ertesi hükümet İşbaşı yapacak, memleket için, millet için 15 Temmuz'un bekçileri, 16 Nisan'ın evetçileri, gençlerimiz için, kadınlarımız için işbaşı yapacak. Cumhurbaşkanı meclis arasında bir denge kurulacak, uzlaşma olacak. Bu uzlaşma her şeyi değiştirecek ve ülke bundan kazanacak. Siyaset kurumları kendini yenilemek durumunda kalacak. Yenilenmeyenler tarihin tozlu sayfaları içerisinde kaybolup gidecek. Bugüne kadar değişime direnenler milletin hizasına gelmek zorunda kalacak. Ezber siyaseti yapanlar ya siyaset sahnesinden yok olup gidecek ya da milletin istikametine gelecek. Hızlı karar alan, hızlı icraat yapan etkin bir yönetim modeli hayata geçirecek. 2023 ve daha ilerisi hedeflere ulaşma hızımız artacak. Kalkınma ivmesi kazanacak. Meclis asıl işine bakacak. Hükümeti
millet adına denetleyecek, kanunları yapacak. Artık kanunları hükümet değil, milletvekilleri tarafından meclise verilecek. Meclis aynı zamanda seçilmiş cumhurbaşkanı ve onun bakanlarını da denetleyecek. Karşılıklı seçim yenileme hakkıyla cumhurbaşkanının hem de meclisin birlikte seçimleri yenilenmesi sağlanmış olacak. Birlikte seçimlerin yenilenme şartı krizleri aşmak için, uzlaşmayı sağlamak için önemli bir araç olacak. Hükümet ve meclisin uyumlu çalışması Türkiye'yi uçuracak. Güçlü hükümet sistemi ülkemizi bölgesinde ve dünyada siyasette, demokraside ve güvenlikte çok daha etkin kuruma getirecek. Bu değişimden Türkiye kazanacak, millet kazanacak. Yalova, şimdi soruyorum. Kararımız net, oyumuz, gücümüz millet, oyumuz, demokrasiye daha çok aş, daha çok iş için, daha çok hizmet için, lider ülke Türkiye için, tek millet için, tek devlet için, tek bayrak için, tek vatan için kararımız, kararımız, kararımız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sevgili Yalovalılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Evet, bugün 12 Mart İstiklal Marşımızın kabul edilmesinin 96. yılındayız. İstiklal Marşımızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, şükranla anıyoruz. Ayrıca bugün 12 Mart Erzurum'un, Dalaşların şehri Erzurum'un kurtuluş yıl dönümüdür. Bu vesileyle Erzurumlu Dadaş hemşerilerimizin de kurtuluş gününü kutluyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkürler Yalova!